Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kümbet köyünde bulunan kale yıkıntıları içerisindeki tünel merak uyandırıyor. 1627 metre rakımda bulunan tünel 3-4 kişinin yürüyebileceği genişlikte ve dik bir şekilde yer altına iniyor. 62 basamaklı kısmı günümüze ulaşan tünelin hangi tarihte ve ne amaçla yapıldığı tam olarak bilinmiyor. Tünelin kalenin kullanıldığı dönemlerde yeraltı su kaynaklarına ulaşmak için veya gizli bir geçit olarak kullanılmış olabileceği düşünülüyor. Tünelin uzunluğu ve nereye çıktığı konusunda ise bilgi yok. Tünelin bulunduğu kaleden geriye kalan parçalar incelendiğinde bir dönem Romalılar tarafından da kullanıldığı anlaşılıyor. Neden açıldığı ise hala bilinmiyor. Kümbetköyü muhtarı Bedrettin Batur kalenin sit alanı olduğunu ifade ederek 1627 metre yüksekliğindeki kalenin zirvesindeyiz. Ben 45 yaşındayım. Çocukluk yaşımdan bugüne kadar ben bu bölgede yaşadım. Bu yerleşim yerinde önceleri insanlar yaşamış ama bu insanlar hangi ırka mensup bilmiş biri değilim. Bu tünelin 62 basamaklı kısmı günümüze ulaştı. Dik bir şekilde yer altına iniyor. Tavanı kavisli. Ne zaman ve ne amaçla yapıldığı da bilinmiyor. Kalenin ise Hititler zamanından kaldığı söyleniyor dedim. Metre yüksekliğindeki deniz seviyesine rakamlı bir ee, kalenin zirvesindeyiz. Efendim ben 45 yaşındayım. Çocukluk yaşımdan bugüne kadar ben bu bölgede yaşadım. Genellikle yaşamış olduğum bir yer olduğu için ben sadece duyduklarımı, gördüklerimi ancak sizlere anlatabilirim. Bu yerleşim yerinde öncelerden insanlar yaşamış ama bu insanlar hangi ırka mensup bilmiş biri değilim çünkü yeni yerleşim yerlerindeki olan çalışmalarda zaman zaman çok 200-150-200 sene öncelerden gömülmüş olan mezarlıklar çıkıyor. Ee, kalenin zirvesindeyiz şu anda biz burada 62 merdivenli e, çok güzel o zamanlarda yapılmış olan dikeysel üstü kavisli 62 merdivenli burada dikkat çekecek gerçekten de ufku açık olan insanların e, kafasını karıştıracak burada bir kalemiz var bizim. Batur, kalenin gün yüzüne çıkartılıp tünelinde araştırılması gerektiğini belirterek bu tünelden alt hızını bırakmışlar. 1 kilometre öteden çıkmış. Bunu çok söyler büyüklerimiz. İkincisi bunun içini temizlemeye çalışmış büyüklerimiz. Ölene kadar çalışmışlar. İki tane alt kısımda demir kapıya rastlamışlar. Sevinmişler. Öyle yemeğini yemeye gidelim demişler. Tekrar geldiklerinde su dolmuş şeklinde konuştu. İklim şartlarında üst kısımdan mı alıyor veya da davandan mı çekiyor? Muhtemelen bu su davandan çekiyor. Neticede burada burada bir hüküm, bir varlık burada yaşamış. Burayı çok önemli bir nokta olarak burayı kullanmışlar. Bu tepenin etrafında, burası zaten site alanı. Burada herhangi bir çalışma yoktur. Burası site alanı. Sade burada biz yine duyarız. Benim gözümün görmüş olduğu bir şey değil. Burada bazı kıymetli bir şeyler bulunmuş, bulmuşlar. Bu da söyleniyor. Onun için bazı insanlar burayı ciddi manada zaman zaman ziyaret ederler. Öncelerden buralarda çok eşimler olmuş. Yani altın aramak için kıymetli bir şeyler bulmak için birileri bulmuş.